Ne demiş ünlü düşünür? Hayallerle yaşayanı gerçeklerle sustururlar. Yalanlarla yaşayanı doğrularla yorarlar demiş. Şimdi sevgili arkadaşlar, Fenerbahçe'miz uzun bir araya girdi. Açık ve net konuşalım. Şimdi hep hakem, hep hakem, hep hakem. Bunun bize 8 senedir getirdiği tek şey kaos, sıkıntı, kargaşa. Vasatçılar, şucular, bucular, ocular. Kimisi kimisini bilmem necilikte suçladı, kimisi kimisini başka bir şeyle suçladı. Kimisi A plus hoca istiyorum dedi, hain ilan edildi. Kimisi A plus transfer istiyorum dedi, Norveçli ilan edildi falan filan. Peki olayın aslı ne? Gelin öncelikle birkaç tane farklı spor yazarının bu işin duayeni dediğimiz isimlerin görüşünü okuyarak başlayalım. Sonrasında da gerçek değerlendirme. Ömer Üründül'ün sözleri şu şekilde. Pedro fizik açıdan çok güçsüz ve erken sarı kart gördü. Takım 1-0 galipken yapılacak tek şey geçen haftadan ders çıkarıp Pedro dışarı çıkartılmalıydı. Emre Mor'u da kanada çekip Valencia ile tek santrafora dönmeliydi. Ama Jesus işi çözemedi. Şimdi aslına bakarsanız ben harfiyen katılıyorum. Harfiyen katılıyorum. Peki Emre Mor 30. dakikada oyuna girseydi, yani Pedro'nun yerine 30. dakikada oyuna girseydi, Rossi Valencia çift forvet, ikiniz de hızlısınız denseydi, mesela Pedro oyundan çıkarılsaydı, Pedro yerine Serdar Dursun'a dönülseydi, Valencia top taşı kanatlardan orta gelirse kafa diye, ama bizim orta kafa sistemimiz de yok. Pedro yerine Arda Güler oyuna alınsaydı, Valencia'nın arkasına konulsaydı ya da Valencia ile çift forvet vesaire vesaire. Bu iş için uygun olan kişi Joshua King, sakat. Lincoln Henrique bu yüzden alındı, sakat. Batshuayi cezalı. Bir kulübeye bakıyorsun. Uğur Karakullukçu 10 kişi olmasına rağmen maçta Fenerbahçe'nin oyun oynanıyordu. Fenerbahçe savunmada hatasız oynasa 2'ye 3'e gidebilirdi. Şimdi bu cümlede yalan var mı? Hocam onu Galatasaraylı biri söylemiş. Bizim iyiliğimizi istemiyor dersiniz belki. Bence yalan yok. Hiçbir yalan yok. Bakın erken sarı kart, Fenerbahçe'yi gördünüz. İlker Yağcıoğlu. Belki de şu ana kadar gördüğüm en müthiş yorumlardan bir tanesi. Bu arada Ahmet Selim Kul'un da bazı yorumları var. Unutmadan söyleyeyim. O da diyor ki tribündekiler taraftarcılık oynuyorlar diyor. Fenerbahçe tribünü 12. adam numarasını yapamıyor diyor. Bu yüzden de Fenerbahçe ev sahibi avantajını kullanamıyor diyor. Katılıyorum. İlker Yağcıoğlu. Bazı durumlarda alınan mağlubiyetler hayırlı olacaktır. Bu yenilginin de Fenerbahçe'ye faydası olacağına inanıyorum. Ben dahil Fenerbahçe taraftarı güle oynaya şampiyon olacağına inanmaya başlamıştık. Bu kadar kolay olmayacağı oyunculara hatırlatılmış oldum. Bir şey söyleyeceğim. Fenerbahçe kaçıncı maçını oynadı arkadaşlar? Bilginiz var mı? Yani hanesinde kaç maç yazıyor? 13. Kabataslak bir hesaplama yapalım. 12 ilk 12 maçlık bir periyot vardı Fenerbahçe'de. 3 tane hata vardı. 3 hata. Ümraniye maçına tek orta sahayla çıkıp rakibi küçümseyip berabere kalma. Beşiktaş maçında berabere kalma. Konya maçına yenilgi. 3 tane hata vardı 12 maçlık periyotta. 1-12 maçlık periyoda daha girdik. İlk maçı kaybettik. Bireysel hata, hakem hatası, şu bu 50 çeşit şey sayın. 2 tane de beraberlik alalım bu periyottan. Bak 2 tane de beraberlik alalım bu periyottan. Kaç etti abi? 9 kaldı. 9 maçı da kazanalım. Yani 29 puan daha alalım. 58. 26. haftada 58 puan alalım. Şampi der misiniz? Bence dersiniz. Bence şampi dersiniz. Anlatabiliyor muyum? O yüzden de ben çok derinlemesine girmiyorum. Gürcan Milgiç. İrfan Can'ın pas yerine şutu tercih etmesi, Valencia'nın sürekli faul araması, Rossi ve Zaitsev'in kayıpta kalması, Arao'nun yanlış pas rekoru kırması. Hepsi bir anda aynı maçta oldu. Bütün negatifliklere rağmen tüm maç boyunca rakibe tek pozisyon verdiler. Değil mi? Altay'ın karşı karşıya kurtardığı pozisyon. Başka aklınıza kalan pozisyon var mı arkadaşlar? Hani Serdar Aziz'in
aldığı at pası hariç. Yani yediğimiz gol hariç. Goller hariç. Benim aklıma gelen hiçbir pozisyon yok. Hiçbir pozisyon. Hani vuramadıkları iki tane pozisyon var. Zaten akabinde gol geliyor. Durum bu. Şimdi Fenerbahçe 115 günde 25 resmi maç. Dile kolay. 115 günde 25 resmi maç. Yani her 4.6 günde bir maç yaptı. 11'inde deplasmana gitti. Sahada yaklaşık 2900 kilometre mesafe kat etti. Galatasaray 98 günde 16 resmi maç yaptı. Bakın 98 ile 115 arasında 17 günlük bir fark var değil mi? İşte o 17 günlük fark daha çok hazırlanma, daha çok taktik vesaire diyebilirsiniz. 98 günde 16 maç. 9 maç daha düşük, 17 gün daha fazla dinlenilmiş. Yani her 6 günde bir maç. 8 deplasmana gitti. Sahada yaklaşık 1900 kilometre mesafe kat etti diyor Gürcan Bilgiç. Bunu niye veriyor? Ya Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu hali anlayın arkadaşlar. Bak. Şimdi sevgili Erşat Batmaz'la bir muhabbet gerçekleştirdik. Erşat Hocam'a da buradan selamlar olsun. Bu arada bütün Kayseri Özel Üme Hastanesi çalışanlarına, personeline, doktorlarına, hatta hastalarına bile selamlar olsun buradan. Kendisiyle biz detaylı bir şekilde konuştuk. Hadi eleştirelim dedik. Hakemi bir tarafa atalım. Hakem yok, hakem konuşmak yasak. İkimiz de aynı görüşteyiz. Rossi, Zaitz, Pedro bunlar maçın içinde yoklar. Alioski de aslına bakarsanız maçın içinde yok. Yani yaptığı bir pozitif hamle söyleyeyim. Mesela Arda Güler maçta olmalı mıydı? Düşünün bir, yani maçı bir düşünün. Şimdi Pedro ek olarak yoktu sahada değil mi? Şimdi düşünüyoruz, işin içinden çıkamıyoruz. Hani Jesus'u suçlayacaksak bunlarla gideriz. Yani benim bildiğim Serdar Aziz mesela o hatayı yapmaz. Sadece futbolu bilen kişiler benim mantığıma göre 30. dakikada Zaitz'i oyundan alırdı. Rossi'yi alırdı, Pedro'yu alırdı. 1-0 öndesin. Sahada yok. Pedro sarı yemiş. Konsantrasyon eksik. Rossi sahada yok. Zaitz sahada yok. 30. dakikaya dönelim. Crespo'yu orta sahaya aldın. Arao Crespo yaptın. Arda Güler'i Pedro'nun yerine aldın. Arao Crespo Pedro. Orta üçlüsün. Rossi'yi oyundan aldın. Emre Mor'u koydun. Bir şey söyleyeyim mi size? Biz dünkü maçı 6-0 falan kazanırdık. Aksini iddia eden varsa borcum. Biz 6-0 kazanırdık maçı. Ya Lincoln mesela niye sol bekte oynatılıyor, anladınız mı? Alioski'nin. Alioski'nin şeyi eksik. Ritim eksik. Ritim. Ha belki de oynadığı ülke, lig. Yani şu an basit bir ligde oynuyor gibiydi bize geldiğinde. Hatırlayın. Ama durum bu. Şimdi bir de işin dürüstünü konuşalım. Dünya Kupası dönüşünde Fenerbahçe'nin 5 tane maçı var. Trabzonspor deplasmanı, Hatay'la evimizdeyiz. Antalya deplasmanı, Galatasaray'la evimizdeyiz. Gaziantep deplasmanı. 45 gün boyunca sakin olun. Sakinliğinizi koruyun. Bu 5 maçtan bir şey soracağım. Bir şey soracağım. Bu 5 maçtan 13 artı puan alırsak bugünkü lafları herkes yutar değil mi? Galatasaray taraftarı da yutar. Beşiktaş taraftarı da yutar. Trabzon taraftarı da yutar. Fener taraftarı da yutar. Döndün 13 puan aldın. Gaziantep'le berabere kal ya. Misal veriyorum. Sadece Gaziantep'le berabere kal. 4 maçı kazan. Bir kere otomatikman Galatasaray'la puan farkın minimum 5. Minimum 5. Trabzon'la şu an 6 puan farkın var. 9'a çıkartmış oluyorsun minimum. Bak minimum 9. Hatay, Antalya maçtan aradan çıkartıyorsun. Gaziantep'i de kazandığını düşünsene. Hadi Gaziantep'i de kazandığını düşün. 15 puan çıkarttığını düşün. Bugün herkesin dilindeki cümleler ne olacak? Ya işte biz Pedro Jesus'a güveniyorduk. Şöyle oldu, böyle oldu. Peki 45 gün. Bakın 45 gün. Jesus'u yeni transfer etmiş düşünün. Futbolcuların İsmail Kartal'la buraya getirdiğini düşünün. Jesus da bu takımı alıp aynı sistemle oynattırdığını düşünün. Yani Jesus'un yeni geldiğini düşünün. Umudunuz ne kadar yüksek olurdu değil mi? Ben dün bir şey paylaştım. Yalvarırım retweetleyin diye bir gönderi. Fenerbahçe aşkı için retweetleyin. Tuzağa düşme Fenerbahçeli. Yıllarca iyi giderken bir hakem hatasıyla sezonu yaktırdılar. Geriye götürdüler, şampiyonluktan ettiler. Bu sezon bunları yeme. Biz altı üstü bir maç kaybettik deyin, geçiverin.
geçtiğimiz sezonlarda belli maçlarda belli hakemlerle maç kaybettikten sonra camiye olarak topluca hakemlere saldırdık. TFF dedik, yayıncı kuruluş dedik. Ya bu sefer gelin kopmayalım. Ya birbirimizi uyaralım, önümüze bakalım, takıma destek olalım. Biz normalde sezonu nerede kapatırdık biliyor musunuz? Sivas'ta 48. dakikada, Sivas maçında. 48'de sezonu bitirirdik, şampiyonluğu orada geri iade ederdik ama pes etmeyip kazandık dedim. Dün bireysel hatalar, hani hakem niyeti, Jesus'un yanlış tercihleriyle biz dün sadece maçı kaybettik. Sadece. Hani Jesus'un çıkardığı kadro, oyuncuların kötü performansına rağmen ısrarı hatalıydı, tamam. Tek hata hakem değildi hatalı olan, tamam. Taraftar, ya skor 1-1 olmuş, ateşleyecek bir şey bekliyor. Ya sen taraftarsın, sen ateşleyeceksin. Yani futbolcularımıza bak bir şey söyleyeceğim, herkesi uyarın. Dünden beri futbolcularımıza küfür eden mi istersiniz? Jesus kovulsun diyen mi istersiniz? Ali Koç istifa diyen mi? Ya ben bunların hepsini gördüm ya. Jesus bir, diyor ki Dünya Kupası arasında bilerek böyle mi gitti? Hani Brezilya olur da bir şey yapamazsa o kovulur. Ben onun yerine gelirim diye acaba bunu mu düşündü diye. Ya bu kadar basit düşünmeyin. Bu kadar hani bunlara prim vermeyin. Ne olursa olsun hala lideriz. Ligin en iyisi biziz. Yeter ki oyuna gelmeyin. Yani Başakşehir evinde 5 yemiş, 7 yemiş. Psikolojik olarak diyor Fenerbahçe taraftarı işte diyor ki tamam artık Galatasaray lige şey yaptı, geldi şöyle yaptı, böyle yaptı. Ben bir anket düzenledim hem Twitter'da hem de YouTube kanalımıza bir anket düzenledim. Anket şu şekilde. Hani Galatasaray'ın şampiyonluk yarışında hani ciddi bir rakip olarak görüyor musunuz? Görüyorsanız sebebi nedir? Oynadıkları futbol. İnanın %10 bile oy çıkmamış. Twitter'da %3.9, YouTube'da %8. Kadro kalitesi. Twitter'da %17.1. Yani %21 oynadıkları futbol ve kadro kalitesi. YouTube'da ise %16. Yani %24'lük bir kesim. Kadro kalitesi ve oynadıkları futbol diye. Lobileri ve ayak oyunları kısmına ise %76 YouTube'da, %80'e yakın Twitter'da oy gelmiş. Bu ne demek? Fenerbahçe taraftarı Fenerbahçe'ye güveniyor ama rakibin ayak oyununa güvenemiyor. Rakip ayak oyunlarıyla şampiyon yapılacak hissine kapılmış. İşte yıllarda bizi içine çektikleri tuzak buydu. Yine çekiyorlar. Yine çekiyorlar. Bak Jorge Jesus diyor ki daha önce sorsaydınız. Dünya Kupası'na bir puan farkla lider gireceksiniz deseydiniz hemen imzalardım diyor. Şimdi daha fazla puan farkıyla birinciyiz ve şu anda en üstteyiz diyor. Arkadaşlar bilmiyorum farkında mısınız? Belki bilmiyorsunuz. Ligin lideri Fenerbahçe. Ligin en çok gol atan takımı Fenerbahçe. Ligin en çok pozisyona giren takımı Fenerbahçe. Ligin en çok averaja sahip olan takımı Fenerbahçe. Ligin en çok az futbolcusu sakat olan takımı Fenerbahçe. Ligin Avrupa'da en üst mertebede grubunu lider bitiren takımı Fenerbahçe. Ligin Avrupa'da son 16'ya, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalan tek takımı Fenerbahçe. Ligin gidişat bakımından şampiyonluk inancı, şampiyonluk beklentisi en yüksek olan takımı Fenerbahçe. Ve buna rağmen hala umutsuzluğa kapılan var. Biz ne konuşacağız? Ya düşünsene 25 maç oynatmışsın. 11'e 11 hiçbir maçta yenilmemişsin. Türkiye'de Avrupa'da. Ren, Kiev gibi zorlu rakipler varken üstelik. Hadi Ren karşısında Beşiktaş, Galatasaray dayansın. Gitsin 7 tane atsın Galatasaray. Hocam Trabzon Monaco'ya 4 attı ya. Dünya yüzeyinde o kadar şanslı bir maç. Yani şansla 4-0 kazanılan bir maç. Bir o maça bakın. Monaco'nun kaçırdıklarına, Trabzon'un gollerindeki şeye bakın. İnanılır gibi de. Dünkü maç, Başakşehir Galatasaray maçı. Şans faktörü, şu faktörü, faktörü hepsi bir araya gelmiş. Fenerbahçe maçında olsa adı şike olur. Kimse bunu şansla bile açıklamaz. Şikeyle açıklar. O da öyle bir şey. Bakın Süper Lig'de iki kez aynı hakeme 10'ar kişi kalarak yenilmişsin. Belki de sıkıntı hakemdedir. Bir daha bu hakem maçımıza verilmeyecek. Belki hiç yenilmeyeceğiz lig bitene kadar inşallah. Şampiyonlar Ligi elemesinde oyuncun kırmızı yemiş. Normal sürede yenilmemişsin, uzatmalarda yenilmişsin. Ama sorgulanıyorsun. Tuhaf. Fenerbahçe taraftarı tuhaf. Sizde mi sorun var, bende mi var bilmiyorum ama dersine iyi çalışmış bir Jorge Jesus. Hakemlerin art niyetli yönetimlerinde dahi bana güven veriyor. Ya siz istediğinizi düşünün, umurumda değil. Ya sakatlar, formsuzlar için muhteşem bir 45 günlük araya. Ya düşünebiliyor musunuz bak? Luan Perez'le
Salahili, Gustavo, Henrikeli Fenerbahçe savunması kaç maç gol yemedi arka arkaya? Kaç maç? Ve bu takım takır takır kazanıyordu. Bu takım kaç maç 5 gol atıyordu? 5'er gollük galibiyetler alıyordu bu takım. Bakın arkadaşlar, bir şey soracağım. Fenerbahçe'nin yediği golleri çıkın. Bu saatten sonra önümüzdeki 10 maçta da gol yemeyecek desem, garanti desem, hocam o zaman oraya 10 galibiyet yaz. Biz ne yapar eder gol atarız dersiniz. Değil mi? Mesela dün oynatamadıklarımızdan bir 11 kurayım. Bakın oynatamadıklarımızdan derken ilk 11'de başlatamadıklarımız da dahil. Mecbur bir 11 kurmam lazım. Ve bu 11'le dünkü maça çıkmış olalım. İyi dinleyin beni. Kalede İrfan Can Eğribayat. Sağ bekte Osayi Samuel. Stoper ikilisi Gustavo Henrique, Luan Perez. Sol bekte Lincoln Henrique. Merkez orta ikilide Mert Hakan Yandaş, İsmail Yüksek. Hücumun sağında Arda Güler, solunda Rossi. Yani formsuz olduğu için Rossi. Forvet arkasında Joshua King. Forvette de Batshuayi. Hocam bu kadro yenerdi Giresun'u dersiniz. Tamam. Bu da Burumay'ı, Lemos'u, Nazım Sangare'yi saymıyorum. Peki. 45 gün müthiş hazırlandık. Cengaver gibi hazırlandık. Trabzonspor maçına şöyle bir 11'le çıktık. Yine üçlü savunma. Çünkü üçlü savunma gösterdi ki bize kalecinin ve orta sahanın defolarını kapatıyor. Hücumdaki eksiklikleri yardımlaşmayla ve destekle arttırıyor. Duran top organizasyonlarında seni bir değil 5 adım öne çıkartıyor. Trabzon maçına şöyle bir 11 ile çıkacağız. Diyelim inşallah. Altay Bayındır kaleci. Gustavo Henrique, Atilla Salahi, Luan Perez savunma üçlüsü. Sağda Ferdi Kadıoğlu. Solda Lincoln Henrique. Merkez ikilide Crespo İsmail ya da Crespo Arao olsun. Hadi sizi kırmayayım. Crespo Arao olsun ya da Crespo İsmail olsun. Hücumun sağında Emre Mor, solunda Joshua King, forvette Batshuayi olsa. İçinizde tek zerre korku, kuşku, şüphe olur mu? Maçın hakemi hocam, maçın hakemi Alişan Salan'a verilir. Ya maçın hakemi de Halil Umut Meler olsun. Hocam Halil Umut Meler Fenerbahçe düşmanı. Tamam Hüseyin Göçek olsun. Hocam Allah onun belasını versin. Bu Fenerbahçe düşmanı. Mete Kalkamaz. Hocam Allah belasını versin. Bu Beşiktaş'tı. Mustafa Öğretmenoğlu olsun. Hocam bu Galatasaray. Allah onun belasını versin. Atilla Karoğlu. Hocam Galatasaray'la Allah belasını versin. Galip şey Abdülkadir Bitik. Allah belasını versin. Hocam Galatasaray. Ya bir tane hakem söyleyin bana. Adaletli. Allah'tan korkuyor. Bu adam maç yönetti miydi? Ben şüpheye kapılmıyorum. Yok hocam öyle bir hakem yok. O zaman bu mantığa göre Fenerbahçe'nin hiç şampiyon olamaması lazım. O zaman biz boşuna destekliyoruz. Ha diyeceksiniz ki. Hocam sen bu hakemlerin Fenerbahçeli olduğuna inanıyor musun ya da Trabzonlu? Ben de inanmıyorum. Ama ben şuna inanıyorum. Sen oyununu oynarsan, sen takır takır işini yaparsan hakem de eşek değil ya, utanacaktır bir yerde. Ulan yani daha ne yapayım diyecektir. Sen dün 1-0 öne geçtin Giresun maçında. Vermese vermez penaltıyı. Ki mecbur verecek. Orada çelme var. Yani ayağı koyuyor ya. Bir nevi çelme var. Mecbur verecek. Verdi. 1-0 öndesin. Pedro'ya sarı gösterdi. 30. dakika. Tabela kalktı. Pedro çık. Arda Güler gir oyna. Taraftara bakma. Maçın içine nasıl alıyorsun? Taraftar desteği. Zayt. Kardeşim emeklerin için teşekkürler. Çık yedi. Crespo gir. Hocam Trabzon maçını düşündü de oynatmadı. Jesus. Abi o zaman hiç oynamayalım. Hiçbir maça çıkmayalım. Trabzon maçından sonra da bilmem ne maçı var. Değil mi? O maçtan sonra da bilmem ne maçı var. Trabzon maçında o zaman Ferdi Crespo kart görecek ki Galatasaray maçında oynasın. O maçta da onu düşüneceğiz o zaman. Bu da yanlış. Dediğim gibi 30'da bunu değiştirdim. Crespo aldım. Yeter. Pedro ile Zayt'ı çıkarttın. Rossi kötü. Olsun kötü olsun. Ki Rossi, Alioski kanadı çok kötüydü. Yani oraya mecbur bir şey lazım. Ferdi maçın en iyisi, alıp sola koymak da hata. Dediğim bu. Şimdi arkadaşlar, demek istediğimi anlayın diye söylüyorum. Fenerbahçe iyi yolda, taraftar iyi yolda değil. Ya araya biz rahat giriyoruz. Hocam ama Galatasaray da bize yaklaşmış durumda. Çekiniyoruz, korkuyoruz. Ya bir şey soracağım. Her takım Başakşehir gibi birdenbire çıkıp da 6-7 tane asını dinlendirir mi? Dinlendirmez. Her takım Başakşehir'in yaptığı gibi çıkıp da sahaya şöyle böyle yapar mı? Yapmaz.
Fenerbahçe taraftarı bir haftadır neyi konuşuyor? Crespo milli takıma seçilmesi lazım. Böyle bir futbolcuyu milli takımın kaçırmaması lazım. Aman bir futbolcumuz bile seçilmesin. Bir futbolcuyu bile milli takım almasınlar. Oynatmasınlar. Sevmesinler. Al Emre Mor gitti sakatlandı. Sakat yani sakatlık açıklaması geldi. Orada sakatlandı diye demiyorum. Oynayıp sakatlansa içinize dert olacak. Değil mi? Türk milli takımında siz adalet olduğuna inanıyor musunuz? Ben inanmıyorum da. Hani siz hayal dünyasında yaşadığınız için soruyorum. Siz Türk milli takımında gerçekten adaletli bir seçim olduğuna, adalet olduğuna inanıyor musunuz? Ya gitmesin ya. Hiçbir futbolcumuz gitmesin. Beşiktaş bir ara delikanlılık yaptı. Biz hiçbir futbolcuyu milli takıma göndermeyeceğiz dedi. Göndermişler. Hani göndermiyordunuz? Sözünüz vardı. Bir de bir şey söyleyeceğim. Crespo Türk milli takımına seçilmesi lazımmış. Mesaj veriyormuş. Ulan milli takıma seçilemez Crespo. Seçilemez. Seçilirse Fenerbahçe'ye bir Türk hakkı daha doğar sahada. Bir yabancı hakkı daha doğar. Fenerbahçe'ye transferde bir yabancı hakkı daha doğar. Kafayı mı yediniz siz? Fenerbahçe'ye kıyak yapılmış olur. Bunlar ortalığı birbirine katarlar. Siz manyak mısınız? Kafayı mı yediniz? Böyle bir dünya... Ulan Ferdi bile Türk milli takımını seçti. Ne kadar eleştiri geldi. Hollanda'da doğup büyüdü. Niye Türkiye'yi seçti diye. Ya bizimki hedef kitlesi bu. Kitle bu. Dünden beri çok yorum görüyorum. Rossi'yi satalım şunu alalım. King'i satalım şunu alalım. Pedro'yu satalım şunu alalım. Bu kadar kolaysa satalım. Mesela Pedro'yu aldığımız fiyata satalım. Şu an taraftar bayram eder. Buruma'yı geri gönderelim bayram eder. Vesaire vesaire. Arkadaşlar. Ne Jesus'un bir yere gittiği var. Ne Brezilya milli takımını beklediği var. Ne takımdan ayrıldığı var. Ne sözleşme feshettiği var. Ne başka bir şey var. Bu adam geleceği planlıyor. Bu adam geleceği planlamasa Ferdi Kadıoğlu'nu her maça oynatmaz. Osayi'yi bu şekilde oynatmaz. Altay'ı oynatmaz. Atilla Salah'ı oynatmaz. Bak kaç tane genç saydım. İsmail Yüksek'i ikincilikte bile oynatmaz derken alıp oynatmaz. Bu riske girmez. Rossi bile genç siz görmeseniz de. Emre Mor genç. Arda genç. Anlatabiliyor muyum? Bu takımın birçok futbolcusu genç. Bu takımın üstüne yatırım yapıyor. Bu takım... Ha Zayt niye oynatmıyor ortaya çıktı mı? Zayt çok kırılgan. Bu takıma sert orta saha lazım. Sert ve mücadeleci orta saha lazım. Zayt çok kırılgan. Kaldıramadı tempoyu. Kaldıramadı. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? İnşallah anlatabiliyorumdur. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere dostlar.